Hani özgün müyüz o dışarıdaki bir bakış açısının tasarrufu olacak açıkçası ama biz inceliklerle, isteyerek, ideal haline getirerek 7 yıl önce bu yola çıktık. Neden çıktık onu biraz anlatmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de düşünen, sorgulayan, kendi ritmini kaybetmeyen, potansiyellerini kullanabilen, sinemayla, sanatla şekillenen, içeri giren, o sanatla kendini ifade eden çocuklar hayal ettik. Bunun da yolunun bu tip etkinliklerle karşı karşıya getirerek ve her çocuğun ulaşımını sağlamak için de ücretsiz olmasını sağlayarak bir proje olarak 7 yıl önce yola çıktık. Ana hattımız sinema idi. Çocuklara film gösterimleri düzenliyorduk ve uluslararası olmuş olması da bizim için çok önemliydi. Neredeyse işte o yıl içerisinde bile 20'ye yakın ülkenin olduğu, konjektörlerini böyle geniş hissetmelerini sağladığımız bir film sayısıyla girmiştik. 45-65 kadar uluslararası filmlerle birlikte. Tabii ki sadece sinema yoktu odamızda. Çocuklarla birlikte başka sanat atölyelerimiz de vardı. Sinema mutfağı vardı. Çocuklara bir hafta boyunca atölyeler açıp filmler çektirdik. Oyuncuları kendileri oldu, yönetmenleri kendileri oldu. Kurgu aşamasında kendileri oldular. Daha sonra da birlikte sinemada izledik bu filmleri. Tabii ki film öğreten arkadaşlar sanatçılardı. Almanya'dan bir yönetmen gelmişti ilk yıl için. Bizim için iyi bir başlangıç olmuştu. Ve heykel, resim, sanat, satranç, cinsiyet eşitliği, ekolojik değerler üzerine kurulmuş atölyeler. 20'ye yakın bir atölyeyle biz başlangıç olarak girmiş olduk. Tabii ki her sene birbirinden önemli konu başlıklarıyla sanatçılar, eğitimciler de davet ederek paneller düzenledik. Bizim için özgün olduğunu söyleyen nokta, ya benim için eğer hani siz ne düşünüyorsunuz diye düşünürseniz, farkınız nedir diye düşünüyorsanız, Türkiye'deki en büyük çocuk festivaliyiz ama dünyada bir farkımız var mı? Aslında biraz bunu Türkiye'nin dışına çıktığımda Hollanda'ya gittiğimizde fark ettim. Birçok festivalde dolaştık, neler yapıyorlar diye öğrenmek istedik. Odaklarında çocuk yoktu, yani içlerinde çocuk yoktu. Biraz bana o garip gelmişti, yani bir festivalin içerisinde niye çocuk yok, yani onun duygusu, onun rengi, onun hissettikleri. Çünkü büyüdükçe siz kendi ritminizi, çocukluğunuzu, hislerinizi yitirmek değil de uzaklaşıyorsunuz. Biz bir çocuk komitesi kurduk, belki farkımız bu olabilir. Bir de dünyada böyle çok ücretsiz bir festival yok. Neden? Çünkü çok pahalı bir organizasyon. Filmler, diğer masrafları düşünürsek. Bir de fark belki burada bu olabilir. Çünkü biz ötekileştirmemek adına sosyal, ekonomik anlamda dezavantajlaştırılmış grupların da festivali olmak istedik. Bu yıl için yine seçkimiz şöyle. Dublajlı filmler, iyi animasyon filmleri seçiyoruz. Kurmaca da araya yerleştirebiliyoruz. 40'a yakın hem uzun metrajda hem de kısa metrajlı filmlerimiz var. Çocuklar için var, okul öncesi grup için var, okul çağındaki çocuklar için var. Gençlik filmimiz var, aynı zamanda ebeveynler için, yetişkinler için de sürpriz bir filmimiz var. 1 ile 7 Haziran arasında gösterimlerimiz devam ediyor olacak bu filmler için. Atölyelerimiz de yine her yıl olduğu gibi bir takım farkında olduğumuz, hiç vazgeçmediğimiz değerler üzerine kurulduğumuz iki konuyu mutlaka her yıl içeri yerleştiriyoruz. Bir, cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği olgusu. Bunun üzerine her yıl mutlaka atölye yapıyoruz. Diğer konu da o ekolojik değerler. Doğayla kurdukları ilişkiyi eşit kurmaları adına, farkındalık yaratmak adına mutlaka ekolojiye dair bir atölye yerleştiriyoruz. Onun dışında sinema mutlaka oluyor. Bu yıl kurgu bekliyor çocukları sinemanın mutfağında. Kurgu atölyesi kuracağız. Türkiye'den filmimiz bu sene yok. Biraz 7 yıl içerisinde bu bizim dertlerimizden bir tanesi. Türkiye'de maalesef çocuk filmi, gişe filmlerini dahil etmiyorum. Çok iyi Türk çocuk filmleri yok. Bu bir dert diye ben altını çiziyorum. Zaten aslında amaçlarımızdan bir tanesi de çocuklara
bunun altyapısını kurmak. Çocuklar için yapılacak. Hatta ben hala yönetmen arkadaşlarla, animasyon üretici arkadaşlarla görüşüyorum. 1 ve 7 Haziran içerisinde çocukları bekliyoruz bu festivale. Tabii ki sanatta iç içe olmuş olması mutlaka çocuklara çok yönlü kazanımlar sağlıyor. Bunun hani bir böyle kısır bir cümleyle tanımlamak doğru olmaz. Onların düşünmelerini, sorgulamalarını, belki içlerindeki farkındalıkları yakalamalarını, sanat zaten içi dışa döküm o materyal sayesinde, iç dünyalarını dışarı yöneltmelerini, iç dünyalarıyla tanışmalarına dair bir farkındalık oluşturmayı mutlaka kazandırıyor. Ücretsiz bir etkinlik, dolayısıyla dezavantajlaştırılmış bütün çocuklara böyle bir festivalin içerisine girmelerini bekliyoruz. 1 Haziran'da Yılmaz Güneş sahnesinde saat 7'de bir çocuk şölenimiz var. Orada türlü türlü güzel aktiviteler çocukları bekliyor. Dans gösterisi, sihirbazlık ve çocuk konseri gibi. Sonrasında aynı Yılmaz Güneş sahnesinde ve Alper Taşdelen Doğan, Alper Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde de film gösterimlerimiz devam edecek. Kapanışta da çocukları Küçük Prens adlı bir tiyatro bekliyor.